15. Kirikova öyküsünün kalan kısmını daha sonra anlattı Vera Pavlovna'ya. Kirsanov'la şöyle böyle iki yıl daha birlikte yaşamışlardı. Hastalığın izleri kaybolmuş gibiydi. Ama ikinci yılın sonunda, ilkbaharda, Verem yeniden kendini göstermişti. Hem bu kez iyice ilerlemiş olarak. Kirsanov'la birlikte yaşamaya devam etmek, Kirikova için ölüme doğru koşmak demek olacaktı. İlişkilerine son verirlerse, hastalığını yine uzun bir süre için bastırabileceğini umuyordu böylece ayrılmaya karar vermişlerdi. Sürekli oturmayı gerektiren bir işte çalışmak Kirikova için yine ölüm demekti. Kahyalık, hizmetçilik, dadılık gibi bir iş bulmaları gerekiyordu. Yalnız işin hem yorucu olmaması hem de daha önemlisi bir takım tatsızlıkların doğmasına neden olmaması gerekiyordu. Bu aranan koşullarda bir yer bulmaksa pek öyle kolay bir iş değildi. Ama yine de böyle bir yer bulundu. Kirsanov'un sanat hayatına yeni yeni adım atmakta olan genç aktrisler arasında epey tanıdığı vardı. Bunların yardımıyla Rus tiyatrosunun gerçekten hanımefendi sanatçılarından birinin yanında bir iş bulundu. Ve Kirikova aktrisin yanına o da hizmetçisi olarak girdi. Kirsanov'dan ayrılması pek kolay olmadı. Vedalaşmaları bitmek bilmiyordu. "Artık yarın başlıyorum işime." diyor ama bu yarını sürekli olarak yeni yarınlar izliyordu. Sarmaş dolaş olmuş durumda oturuyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlardı. Kirikova'yı ille de oda hizmetçiliği gibi bir görevde çalışmaya zorlayan nedenin ne olduğunu bilen aktrisin onu kendi elleriyle alıp götürmesine kadar bu ağlaşma faslı sürüp gitti. İyi yürekli kadın veda olayının neden bir türlü bitmek bilmediğini tahmin etmiş ve Kirikova'nın sağlığı için çok zararlı olan bu duruma gelip kendi eliyle son vermişti. Aktrisin sahne yaşamı devam ettiği sürece Kirikova onun yanında çok rahat etti. Aktris çok nazik bir kadındı. Sonra böylesi bir işin bir daha eline geçemeyeceğini bilen Kirikova görevini severek yerine getiriyordu. Öte yandan hanımından en küçük bir kötü söz bile duymadığı için ona sevgiyle bağlanmıştı. Onun kendisine olan bağlılığını ve sevgisini gören aktris de büsbütün iyi olmuş, onu bağrına basmıştı. Kirikova çok mutluydu. Hastalığının gelişmesi durmuş ya da iyice yavaşlamıştı. Ama bir gün aktris evlendi ve sahneyi terk ederek gidip kocasının yanına yerleşti. Bu durum daha önce Vera Pavlovna'nın da kulağına giden olayları başlattı. Aktrisin kayınpederi Kirikova'yı rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden Kirikova'nın namusuna elbette gölge düşmüş değildi. Ama evde aile kavgalarının başlamasına neden oldu. Kirikova'yı çok seven hanımı kayınpederini davranışlarından dolayı ayıplıyor, kayınpeder de gelinine içerliyor kızıyordu. İstese de artık eski huzurlu ortamın geri gelmeyeceğini anlayan Kirikova, kendisi yüzünden bir tatsızlık çıkmasını önlemek için aktrisin yanından ayrıldı. Kirsanov'dan ayrılıp Daktis'in da yanında çalışmaya başlayalı iki buçuk yıl olmuştu. Kirikova bu süre içinde Kirsanov'u hemen hiç görmedi. Başlangıçta Kirsanov onu birkaç kez ziyaret edecek olduğuysa da görüşme sevinci Kirikova'nın sağlığını öylesine sarstı ki Kirsanov onun sağlığını düşünerek bir daha kendisini ziyaret etmemesine izin vermesini istemek zorunda kaldı. Kirikova başka birkaç ailenin yanında daha çalışmayı denedi. Ama her seferinde tatsızlıklar, tedirginlikler birbirini izledi. Ve o da terzilikten başka çaresi kalmadığını görerek dikiş işine başladı. Evet, dikiş dikmek onun için hastalığını kamçılamaktan başka bir şey değildi. Ama ailelerin yanında yaşadığı tedirginlikler, üzüntüler de hastalığına iyi geliyor değildi ki. Bu durumda hiç değilse huzursuzluklarından, üzüntülerinden uzak olacak. Bir yıl dikiş dikmek Kirikova'ya çok pahalıya mal oldu. Vera Pavlovna'nın atölyesine girdiğinde atölyenin özel doktorluğunu yapan Lopov veremi durdurmak için her türlü özveriyle elinden ne geliyorsa yaptı. Ama bütün çabalarına karşın elde ettiği başarı o kadar önemsizdi ki Kirikova'nın kaçınılmaz sonu yaklaşıyordu. Kirikova son ana kadar veremlilere özgü mutlu bir yanılsama içindeydi. Hastalığının henüz ileri bir aşamada bulunmadığını düşünüyor bu nedenle de sağlığına zarar vermemek için Kirsanova aramıyordu. Ama iki aydır da daha ne kadar yaşayabileceğini öğrenmek için Lopov ısrarla sorguya çekiyordu bunu bilmenin kendisi için neden önemli olduğunu açıklamıyordu. Lupov ise onun bu ısrarlı sorularının gerisinde herkes için doğal olan yaşama bağlılık dışında bir neden göremediğinden ona açıkça sonunun yakın olduğunu söyleyemiyor, kendinde bu hakkı göremiyordu. Ama onu teselli etmeye, yatıştırmaya çalışıyordu. O ise yatışacak gibi değildi. Ama her şeye karşın kendini tutuyor ve son günlerini sevince boğacak adım atma konusunda içinde yükselen arzuyu bastırıyordu. İşin sonuna yaklaştığını o da görüyordu. Tüm duygularını belirleyen tek düşünce olmuştu bu. Ama yine de doktor ona kendisini hala koruyabileceğini ve koruması gerektiğini söylüyor. O da doktorun sözlerine kendi duygularından daha çok inanması gerektiğini düşünerek Kirsanova aramaya kalkışmıyordu. Ama bu anlaşmazlık, bu karşılıklı aldatmaca uzun süre devam edemezdi. Sona doğru yaklaştıkça ya Kirikova sorularına daha bir ısrarlı olacak ve gerçeği bilmek istemesinin özel bir nedeni olduğunu açıklayacak ya da Lopovla ve Vera Pavlovna bu ısrarlı soruların ardında özel bir neden bulunduğunu fark edecekler ve Kirikova'nın hiç beklemediği bir anda Kirsanova atölyede görmesiyle ulaşılan sonuca 2-3 hafta ya da hatta birkaç gün gecikilerek ulaşılacaktı. Ama artık anlaşmazlık bu rastlantı sonucu kendiliğinden çözümlenmişti. Kirsanova atölyedeki odasına götüren Kirikova sevinçten uçarcasına konuşuyordu. Ah Saşa, canım benim. Nasıl sevinçliyim anlatamam. Biliyor musun sürekli olarak sana gelmek istedim ama hep kendimi tuttum. Kendini bir anda sevgisini kuşatan acıma duygusuna kaptıran Kirsanov, ''Canım Nastenkam, ben de çok sevinçliyim. Artık ayrılmayalım canım. Hemen benim yanıma taşın.'' dedi. Ama der demez de Kirikova'nın durumunu hatırladı. ''Ne yaptım?'' Besbelli zavallı kızcağız sonunun yaklaştığını daha bilmiyor. Ama Kirikova ya onun sözlerindeki anlamı hemen anlayamamış ya da anlamış ama aldırmamıştı. Aşkının yenilenmesinden duyduğu sevinç, ölümünün yakınlığından duyduğu acıya kıyasla öyle büyüktü ki, şimdi bu sevinç dışında hiçbir şeye yer olamazdı. ''Ne iyisin sevgilim'' diyordu gözleri sevinçten pırıl pırıl. ''Beni yine eskisi gibi seviyorsun.'' Ama Kirsanov gittikten sonra ağlamaya başladı. Kirsanov'un gözlerindeki anlamı, yenilendiğini sandığı aşkın anlamını şimdi fark ediyordu. Şunu mu söylemek istedi? ''Artık seni koruyabilmek olanaksız, bari son günlerinde biraz mutlu ol.'' Gerçekten de mutlu oldu Kirikova. Kirsanov hastanede ve fakültede bulunduğu saatler dışındaki bütün zamanını ona verdi. Yanından bir an bile ayrılmadı. Kirikova böylece bir ay kadar daha yaşadı. Sürekli birlikte oldular bu süre içinde. Sürekli konuştular, konuştular. Anılarına daldılar. Ayrıldıkları sırada her birinin neler duyduğunu bir kez daha hatırladılar ama en çok da birlikteliklerine ilişkin anılarını tazelediler. Nasıl da sevinç dolu, mutluluk, huzur dolu günler oldu o günler. Birlikte yürüyüşlere çıktılar. Kirsonov bir araba kiraladı. Hemen her akşam Petersburg'un bağlık bahçelik yerlerini dolaştılar ve gördükleri güzelliklere hayran oldular. Şaşılacak şey, insan doğayı nasıl seviyor, nasıl da kendine yakın buluyor. Uğruna milyonlar, on milyonlar heba olduğu halde insan Petersburg denen şu acımasız, şu uğursuz kentin bile doğasını sevebiliyor, kendine yakın bulabiliyor. Gezmenin dışında bol bol okuyorlar, oyunlar oynuyorlardı. Papaz kaçtı tombala. Hatta kızcağız sanki ömrü yetecekmiş gibi satranç öğrenmeye bile başlamıştı. Vera Pavlovna birkaç kez onların ziyaretine gitti ve geç saatlere kadar Kirikova'nın yanında kaldı. Kirikova'yı ya oyalamak için daha çok Kirsanov'un işe gittiği ve kızcağızın yalnız kaldığı sabah saatlerinde gidiyordu onlara. Baş başa kaldıklarında Kirikova'nın bitmez tükenmez konuşmalarının konusu hep aynı oluyordu. Saşenka ne iyi ne sevecen bir insandı ve kendisini ne çok seviyordu. 16. Aradan dört ay geçti. Önce Kirikova'yı mutlu etmek için uğraşıp durması, ardından da zavallı kızcağızı kaybettikten sonra ona ilişkin anılarına dalması Kirsanova bir süre için aldattı. Artık Vera Pavlovna'yı düşünmekten kurtulduğunu sanıyordu. Vera Pavlovna Kirikova'yı ziyarete geldiğinde kendisi de evdeyse ondan kaçmıyor konuşuyordu. Bu daha sonra Vera Pavlovna'nın kendisini teselli etmek için yaptığı ziyaretlerinde de böyle oldu. Konuştular. Yüreğinde Kirikova'nın acısı varken bu acıyı içtenlikle paylaşan Vera Pavlovna'ya karşı yüreğinde gösterdiği duyarlılıktan, ilgiden dolayı duyduğu dostluk ve gönül borcundan başka bir duygu yoktu. Ama okurum artık bu amaların anlamını da kendisine okumakta olduğu şu sayfadan sonra nelerin anlatılacağını da her zaman olduğu gibi gayet iyi biliyor. İkinci karşılaşmalarında Kirsanov'un Kirikova'ya olan duyguları, Kirikova'nın ona olan duygularına hiç mi hiç benzemiyordu. Kirsanov'un Kirikova'yı sevmesi çok gerilerde kalmış bir olaydı. Onun Kirikova'ya olan duyguları, bir zamanlar sevilen bir kadına duyulan sevecenlikten öte bir şey değildi. Aslında bu, bir zamanlarki sevgi de, birini ama kime olursa olsun birini sevmek isteyen bir delikanlının sevgiye duyduğu susuzluktan başka bir şey değildi. Kabul edersiniz ki Kirikova onun dengi değildi. Onlar asla birbirlerine eş olamazlardı. Yetişmeleri, kültürleri farklıydı. Delikanlılığını geride bıraktığında Kirsanov'un Kirikova'ya yönelik duygusu yalnızca acıma olabilirdi. Bir de belki yine acımadan kaynaklanan sevecenlik. Hepsi bu. Aslında onu kaybetmekten duyduğu acı da fazla sürmedi. Ancak acısı tümüyle geçtiğinde bile düşüncelerinin hala bu acıya takılı olduğunu fark etti. Kafasının da ruhunun da acıdan tümüyle kurtulduğunu İçinde Kirikova'ya ilişkin olarak anılardan başka bir şey bulunmadığını fark ettiğinde ise kendisini felaketin tam ortasında buldu. Vera Pavlovna ile ilişkilerinde öylesine ileri gitmişti ki. Vera Pavlovna kendisini teselli etmeye, ona acısını unutturmaya çalışıyordu. O da artık Vera Pavlovna'ya olan duygularının tehlikeli bir yanı kalmadığını düşünerek kendini bu dostça sıcaklığın akışına bırakıvermişti. Ya da belki de Vera Pavlovna'yı sevdiğini, onun da dostça ilgisine kapılıp gitmekle kendini bir felakete sürüklediğini hiç düşünmemişti bile. İyi ama Vera Pavlovna'nın Kirikova'nın ardından onu teselli ettiği şu iki üç ay içinde felaket diye nitelenebilecek ne olmuştu ki? Kendisi hemen her akşam Lopovlar'a uğramış, bir de zaman zaman Vera Pavlovna'ya şuraya buraya gidişlerinde eşlik etmişti. Hepsi bu. Vera Pavlovna'ya eşlik ettiğinde yanlarında Lopov'un olduğu da oluyordu, ikisinin yalnız olduğu da. Ama galiba daha çok ikisi yalnız oluyordu. Evet, gerçekten hepsi bu. Hepsi bu ama bu kadarı da hem Kirsanova hem de Vera Pavlovna'ya yetti de arttı bile. Vera Pavlovna eskiden günlerini nasıl geçirirdi bunu biliyoruz. Peki şimdi nasıl geçiyordu Vera Pavlovna'nın günleri? Günün akşama kadar olan bölümünde bir değişiklik olmadı. Ama saat 6 dedi mi? Eskiden Vera Pavlovna bu saatte ya tek başına atölyeye gider ya da yine tek başına odasına çekilip çalışırdı. Şimdi ise eğer yine atölyeye gitmesi gerekiyorsa Kirsonova bir gün önceden haber verilmiş oluyor. O da gelip Vera Pavlovna'ya atölyeye kadar eşlik ediyordu. Atölyeye gidişlerinde ve oradan dönüşlerinde zaten ne kadarcık bir yol ki. Havadan, sudan daha çok da atölyenin işlerinden konuşuyorlardı. Kirsanova artık onun atölye işlerinde en büyük yardımcısıydı. Bilinen şey, Vera Pavlovna'nın atölyedeki işleri başından aşkın. Ama Kirsanova'nın da işi hiç az değil. 30 kızın herkesten iyi onu karşılayabileceği her türden sorularına, ricalarına yetişmek kolay mı? Bunun dışında çocukları başına toplayıp onlara birbirinden ilginç şeyler anlatıyor Kirsanov. Çocuklarla yaptığı bu ilginç söyleşilere kızlardan birkaçı da katıldığı oluyor. Neler konuşulmuyor, neler anlatılmıyor ki bu söyleşilerde? Bin Bir Gece Masalları, Hintlilerce Kutsal Bilinen Beyaz Fil, Hintlilerin Beyaz Fil'i kutsal bilmeleri bizde çoğu kişinin beyaz kedileri sevmesine benzetiliyor. Ama burada topluluğun yarısı bu beyaz hayvan sevgisine burun kıvırıyor. Beyaz filler, beyaz kediler, beyaz atlar bunların tüm sağlıklı hayvanlardır. Çünkü albino durlar. Gözlerine baktığınızda öbür hayvanlar gibi sağlıklı olmadıklarını hemen anlarsınız. Öteki yarı ise beyaz kedi sevgisini destekliyor. Bize kitabını uzun uzun anlattığınız Bayan Beecher Stowe'un yaşam öyküsünü anlatır mısınız? Söyleşiye katılan terzi kızlardan biri istiyor bunu. Dipnot. 1850'li yıllarda zencilerin hayatını anlatan Tom Amca'nın Kulübesi adlı romanıyla ünlü yazar. Hayır, Kirsanov bilmiyormuş Stow'un yaşam öyküsünü ama kesinlikle öğrenecekmiş çünkü o da çok merak ediyormuş. Ama eğer isterlerse Bayan Beecher Stow kadar ilginç olan bir başkasının, Howard diye birinin yaşam öyküsünü anlatabilir. Dipnot. Howard John. 1726-1790 Avrupa hapishanelerinde yaptığı incelemelerle ünlü bir İngiliz. Mahkumların topluma yeniden kazandırılabilmesi için hapishanelerde köklü reformlar yapılması gerektiğini savunmuştur. Çocukların oluşturduğu ilk yarısı hiç değişmeyen, Büyüklerin oluşturduğu ikinci yarısı ise sürekli değişen topluluğuna Kirsanov'un anlattıkları işte bu türden şeyler oluyor. Ama artık Vera Pavlovna atölyedeki işlerini bitirdi. Şimdi çay içmek için eve gidilecek. Üç kişilik çay masasının başındaki söyleşi geç saatlere kadar sürüyor. Vera Pavlovna ile Lopov, Kirsanov olduğu zamanlar daha geç saatlere kadar oturuyorlar. Üçünün birlikte olduğu akşamlar bir saat hatta iki saat müzeye ayrılıyor. Dimitri Sergeyç piyano çalıyor, Vera Pavlovna şarkı söylüyor. Kirsanov da oturup onları dinliyor. Bazen de Kirsanov piyano çalıyor, Dimit Sergeyç karısıyla birlikte şarkı söylüyor. Ama bu sıralar sık sık olan bir başka şey daha var. Vera Pavlovna atölyeden eve dönmek için acele ediyor. Akşam operaya gidilecektir. Giyinmek için kendine geniş zaman kalsın istiyor Vera Pavlovna. Evet, operaya gidiliyor bu sıralar sık sık. Bu opera akşamlarının yarısında Lopov'da bulunuyor. Ama yarısında Kirsanov'la Vera Pavlovna yalnızlar. Bu arada Lopov'lara eskisinden daha çok konuk gelmeye başladı. Eskiden gençler dışında Yok artık gençlere de konuk diyecektik. Hepsi yeğen onların. Yalnız Mert gelirlerdi. Şimdi ise onlar kadar candan sevimli 2-3 aile daha girdi Lopovların çevresine. Dostlar haftada bir gün sırayla birinin evinde toplanıp eğlenmeye karar verdiler. Bu eğlentilerde 6 hatta bazen 8 çift olup dans ediyorlar. Gerek opera akşamlarında gerekse bu dost akşamlarında Lopov varken Kirsanov da muhakkak oluyor. Ama Kirsanov'un bulunduğu kimi akşamlarda Lopov olmayabiliyor. Böyle akşamlarda Kirsanov'la Vera Pavlovna yalnızlar. Lopov üzerine rahat bir şeyler geçirip evinde divanla uzanmak istediğini söylüyor. Onun bu divan ve üzerine rahat bir şeyler geçirme düşkünlüğü yüzünden üç kişilik akşamlar bütün akşamların ancak yarısı kadar olabiliyor. Ama bu akşamlarda birbirlerinden hemen hiç ayrılmıyorlar. Gerçi Lopu arada bir kaytarmaya çalışıyor. Piyanonun bulunduğu salondan, evet piyano artık Vera Pavlovna'nın odasında değil salondadır. Divanın bulunduğu kendi odasına sıvışmanın yollarını arıyor. Ama isteğine pek erişemiyor. 15 dakika, hadi bilemediniz yarım saat sonra ve Vera Pavlovna da piyano çalmayı bırakıp divanlı odaya geçiyorlar. Vera Pavlovna kocasını sevgili divanında fazla yalnız bırakmıyor. Az sonra kendisi de divana, onun yanına geçiyor. Yarı oturur yarı uzanır biçimdedir Vera Pavlovna divanda. Ama olsun yine de kocasına dünya kadar yer kalıyor. Neden derseniz divanları geniş mi geniştir. Şey aslında pek de geniş değil galiba. Ama Vera Pavlovna tek koluyla kocasına sıkıca sarıldı mı Lupova düşen yer bayağı artıyor. Böylece üç aydan biraz fazla zaman geçti. İdil artık günümüzde moda değil. Dipnot. Sessiz, sakin, huzur dolu kır yaşamını idealize eden şiirler. Sözcük burada huzurlu, mutlu yaşam anlamında kullanılmaktadır. Aslında ben de pek sevmiyorum İdil'i. Bu benim kişisel beğenim. Tıpkı kent dışına yapılan gezintileri, kuşkonmazı sevmemem gibi. Ama benim de sevdiğim şeyler az değildir. Hem bir insan dünyadaki bütün eğlenceleri, bütün yemekleri sevemez ki. Ama ben benim hoşuma gitmeyen şeylerin çok güzel şeyler olduklarını ve bunların benim gibi gezintiye satrancı, kuşkonmaza kendi yağıyla pişmiş lahana yiyenlerden çok daha fazla sayıda insan için çok beğenilen şeyler olduklarını biliyorum. Bu da bir yana benim satranç tercihime katılmayan büyük çoğunluğun kendi yağıyla pişmiş lahana tercihime de katılmayacağını ve bunun onlara üzüntü değil ancak zevk vereceğini de biliyorum. Ve yine biliyorum ki bu büyük çoğunluğun zevkleri benimkinden hiç de kötü değildir. Bu yüzden de diyorum ki varsın dünyada bu büyük çoğunluğun zevklerine seslenen gezip tozma kuş gibi şeyler alabildiğine çok olsun. Benim gibi bir avuç garip insanın zevkine seslenen kendi yağıyla pişmiş ekşi lahana gibi şeyler ise yok olup gitsin çok değerli bir antika gibi kolay bulunmaz bir şey olsun bunlar. Tıpkı bunun gibi insanların benden hiçbir bakımdan hiçbir geri kalır yanları olmayan, büyük çoğunluğu için özlenen mutluluğun idil karakterli bir mutluluk olduğunu da biliyorum. Ve bunu bildiğim için de haykırıyorum. Varsın hayatın bütün alanlarında idil egemen olsun. İdilden başka hiçbir şeye yer olmasın dünyada idilden bir şey anlamayan bir avuç garip insansa varsın başka nitelikte bir takım mutlulukların peşinde olsunlar. Değil mi ki insanlığın büyük çoğunluğu için idil gereklidir? İdilin günümüzde artık moda olmamasına ve insanların da bu yüzden ondan vazgeçmelerine gelince bilinen sözdür. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. İnsanlar da idile erişemeyeceklerini anlayınca çareyi idili moda olmaktan çıkarmakta bulmuşlar. Demek idil erişilmez bir şey öyle mi? saçma, çok saçma. İdil tüm insanlar için yalnızca çok güzel bir şey değil, aynı zamanda erişilebilir de bir şeydir. Hem de kolaylıkla erişilebilir. Tek kişi ya da 3-5 kişi için değil de herkes için gerçekleştirilmeye çalışıldığında İdil'e kavuşmak hiç de zor değildir. Yalnızca 5 kişi için kurulmuş bir İtalyan operası düşünebilir misiniz? Olacak şey değildir bu. Peki ya tüm Petersburg için? Bu mümkündür. Bunun mümkün olduğunu da gidip İtalyan operasını izleyen herkes görüyor. Başka bir örnek 1861 yılında basılan Gogol'ün toplu yapıtları. Herkes kabul eder ki yalnızca 10 kişi için böylesi bir yapıtın yayınlanması olanaksızdır. Ama tüm halk için hiç de olanaksız değildir. Üstelik pahalı ya da mal olmaz. Ama şimdilik tüm kente seslenen bir İtalyan operası yok. Yalnızca bir avuç müzik tutkununun tek tük birkaç konserle yetinmesi söz konusu. Gogol'ün Ölü ikinci cildi de henüz tüm halk için yayımlanamadı. Ancak emeklerini acımayan birkaç Gogol tutkunu kendileri için kitabın el yazması kopyalarını çıkardılar. El yazısıyla çoğaltılmış bir kitap basılmış bir kitapla, şurada burada verilen tek tük konserler de İtalyan operasıyla kıyas kabul etmez. Ama olsun, yine de hiç yoktan iyidir. Evet, yine de hiç yoktan iyidir. 17. Hiç tanımadığı biri, Kirsanov'un aklının başına gelip de içine düştüğünü gördüğü duruma benzer bir durumla karşılaşsa ve gelip ona bu işin içinden nasıl çıkacağı konusunda akıl danışsaydı Kirsanov'un söyleyecekleri herhalde şunlar olacaktı. İşi kaçarak düzeltmek için artık çok geç. Son nereye varır bu işin bilemem. Ama sizin için artık kaçmak da kalmak da aynı ölçüde tehlikeli. Huzurları bozulmasın diye kaygılanıp durduğunuz insanlar içinse kaçışınız herhalde kalmanızdan daha tehlikeli olacaktır. Hiç kuşkusuz Kirsanov bunları ancak kendisi ya da Lopov gibi sağlam karakterli, dürüst, namuslu bir insana söyleyebilirdi. Yoksa sıradan, bayağı insanlarla bu tür konuları konuşmanın hiçbir anlamı, yararı yoktur. Çünkü bu insanların olay karşısındaki davranışları kesinlikle çirkefçi olacaktır. Yani kadını yerin dibine batırıp kendi şereflerini de beş paralık ettikten sonra olayla ilgili kişileri tek tek dolaşarak ya salya sümük ağlayıp sızlanacaklar ya da ancak kahramanlık olarak nitelenebilecek özverilerini, aşk işlerindeki cazibelerini anlatıp övüneceklerdir. Kirsanov'da, Lopov'da falanca olayda mert bir insanın tutumunun ne olması gerektiği gibi bir konuyu böyleleriyle kesinlikle konuşmazlardı. Ama eğer Kirsanov kendi gibi olan bir insana kaçmanın kalmaktan daha tehlikeli olabileceğini söyleseydi pek de haksız sayılmayacaktı. Çünkü bu sözden anlaşılması gerekenler şunlar olacaktı. Kalacak olsan tutumunun ne olacağını gayet iyi biliyorum. Duygularını hiç belli etmeyeceksin. Çünkü kalışının seni aşağılık bir insan yapmasını ancak böylelikle önleyeceğini bileceksin. Sakin, güzel bir yaşam sürmekte olan kadınla huzurunu bozmamak konunun en önemli yanını oluşturuyor. Ama bu olanaksız gibi bir şey. Onun şu anki durumuna ilişkisine uygun olmayan duygu herhalde ne herhaldesi hiç kuşkusuz onda da doğmuştur. Ama o bunun henüz farkında değildir. O bu duygusunu senin yönünden herhangi bir çağrı olmadan kendiliğinden ne zaman fark eder bunun burası belli olmaz. Ama senin ortadan kaybolman bu duygunun açığa çıkmasına bir çağrı olacaktır. Demek ki senin uzaklaşman kaçındığın sonucun ortaya çıkışını yalnızca çabuklaştırmış olacaktır. Ama Kirsanov durumu dışarıdan biri gibi değil, işin içinde olan biri gibi değerlendiriyordu. Ona göre uzaklaşmak kalmaktan daha zordu. Duyguları ona kalmasını söylüyordu. Ama bu durumda kalması duygularına yenilmesi demek olmayacak mıydı? Duygularını hiç belli etmeyeceğinden, ağzından bu yönde çağrı olabilecek tek bir söz çıkmayacağından, gözlerinden bu yönde hiçbir bakışın, pırıltının yer almayacağından nasıl bu kadar emin olabilirdi? Bu bakımdan uzaklaşmak çok daha güvenilir bir yoldu. Gönül akışlarımız, duygularımız ilk ağızda doğru gibi görünen önermelerle mantığımızı ayartmaya çalışırlar. Bu bakımdan insanın kendi işinde mantığının ne kadar ayartıldığını doğru olarak kestirebilmesi oldukça zordur. Çünkü bu durumda namus sesini yükseltir. Sakın ha. Gönül akışın ne yanaysa, duyguların sana neyi söylüyorsa, sen tam tersini yap. Ancak bu durumda söyle bir davranışta bulunmuş olacaksın. Bu teorik dilden günlük dile yapılmış bir çeviri oluyordu. Kirsanov'un benimsediği teoriye göre ise Kirsanov'un benimsediği teoriye göre ise soyluluk falan gibi gösterişli sözler birkaç anlamı belirsiz kavramı dile getirirdi. Bu bakımdan Kirsanov kendi terminolojisiyle durumu şöylece özetleyiveriyordu. Her insan bencildir, ben de öyle. Şimdi soru şu. Gitmek mi yoksa kalmak mı benim için daha elverişli? Gitmekle içimdeki yalnızca bana ait özel bir duyguyu bastırmış olacağım. Kalmakla ise bu özel duygunun ayartmasıyla ağzımdan çıkacak herhangi bir söz ya da gözlerimde belirecek bir bakışla kendi insan değerimi ayaklar altına almış olacağım. Bu özel duyguyu bastırmak olanaksız değil benim elimde. Bir süre sonra yeniden huzura kavuşurum ve yaşamımı mutlu bir biçimde sürdürürüm. Ama insan değerimi, onurumu şuncacık zedelersem huzur denen şeyi sonsuzcasına yitireceğim. Ömrümün sonuna dek kendimle barışık olamayacağım. Hayatım zehir olacak. Durumum galiba şu Şarabı seviyorum ve önümde son derece kaliteli şarapla dolu bir kupa duruyor. Ama bu şarabın zehirlenmiş olduğuna ilişkin içimde bir kuşku var. Yersiz bir kuşku mu bu? Yoksa kuşkumda haklı mıyım? Hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Şu şarabı içmeli miyim? Yoksa böyle karşımda durup beni ayartmasını önlemek için yere mi dökmeliyim? Bu konuda vereceğim kararı soylu diye nitelememeliyim. Hatta dürüst olarak bile nitelememeliyim. Bunlar fazla gösterişli sözler. Kararım için ancak hesaplı mantıklı nitelemesinde bulunabilirim. Ve işte kupayı deviriyorum. Böyle yapmakla kendimi bir hazdan yoksun bırakıyorum. Böyle yapmakla bir takım tatsızlıkları yaşayacağımı biliyorum. Ama kendime sağlıklı kalma olanağını, yani zehirli olmadıklarını herhalde bildiğim pek çok güzel şarabı, nice yıllar içme şansını sağlamış oluyorum. Aptalca davranmış olmuyorum kararımdan dolayı bana yöneltilebilecek bütün övgü bu olabilir